Merhaba değerli izleyiciler. Hassas ayar argümanını değerlendirmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde hassas ayar argümanının felsefi temellerine değineceğiz. İlk bölümde de bahsettiğimiz üzere hassas ayar argümanı evrenimizdeki fiziksel sabitlerin ve kozmik koşulların kesin kalibrasyonunun bilinçli bir tasarımcının varlığını ima ettiğini ileri süren kışkırtıcı bir önermedir. Önemli metafizik, felsefi ve bilimsel incelemeye bizleri davet etmektedir. Argümanın mantıksal yapısını inceleyecek olursak, hassas ayar argümanı evrendeki fiziksel ve kozmolojik özelliklerin gözlemlenmesiyle başlayan ve bir tasarımcının varlığını en iyi açıklama olarak öne süren bir mantık çerçevesinde dayanır. Bu argüman 3 temel önermeden meydana gelmektedir. İlk olarak evrenin fiziksel ve kozmolojik parametreleri, örneğin kozmolojik sabit ve nükleer rezonans seviyeleri yaşamı mümkün kılacak şekilde son derece hassas bir ayara sahip gibi görünmektedir. Bu durum gözlemsel kanıtlarla desteklenir ve fizik yasalarının kısıtlanmalarına dayanır. Buradan hareketle evrendeki gözlemlerin rastgele değil belirli bir düzene işaret ettiği savunulur. İkinci olarak evrenin bu denli hassas ayarlanmış olması, yaşamın var olabilmesi için gerekli temel parametrelerde olağanüstü bir hassasiyet olduğunu ortaya koyar. Bu durum rastlantı ya da zorunluluktan ziyade bilinçli bir şekilde düzenlenmiş gibi görünmektedir. Son olarak bu hassas ayarı açıklamak için bir tasarımcı hipotezi ortaya atılır. Bu hipoteze göre doğaüstü ve her şeye kadir bir tasarımcı, evrendeki bu hassas düzeni ve yaşama mümkün kılan koşulları açıklamanın en mantıklı yoludur. Rastlantısal ya da zorunlu bir süreçle kıyaslandığında tasarımcı fikri bu hassas ayarı daha da tatmin edici bir şekilde açıklar. Bu argüman Bayesçi olasılık teorisi ile daha kesin bir yapıya kavuşturulmuştur. İlk olarak bir tasarımcı hipotezini reddettiğimizde ve sadece bilimsel kanıtlara dayanarak evrendeki hassas ayarı açıklamaya çalıştığımızda bu hassas ayarın gözlemlenme olasılığı sıfıra yakındır. Ancak bir tasarımcının varlığını kabul ettiğimizde bu hassas ayarın gözlemlenme olasılığı oldukça yükselir. Sonuç olarak hassas ayar ve bilimsel kanıtlar bir arada değerlendirildiğinde tasarımcının varlığının olasılığı önemli ölçüde artar. Bu çıkarımlara dayanarak hassas ayar argümanının savunucuları evrendeki yaşamı mümkün kılan hassas ayarın varlığını en iyi açıklayan hipotezin bir tasarımcı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Teorik bağlam ve kanıta değinecek olursak, hassas ayar iddialarını desteklemek için fiziksel ve kozmolojik parametrelere ilişkin belirli örneklerden yararlanılmıştır. İlk olarak kozmolojik sabit. Kozmolojik sabitteki küçük bozulmalar evreni ya galaksi oluşumu için çok dağınık hale getirir ya da evrenin erkenden çökmesine sebep olur. İkinci olarak nükleer rezonans seviyelerini örnek gösterebiliriz. Yıldız nükleosentezi için kritik olan karbon ve oksijen çekirdeklerinin özgül enerji durumları dar aralıklar içinde yer alır. Bu sapmalar yaşam için gerekli elementlerin oluşumunu engeller. Üçüncü olarak da evrenin başlangıç koşullarına değinebiliriz. Burada kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunun tek düzeliği ve kozmik genişlemenin kesin oranı hassas ayarı sergilemektedir. Bu türden parametreler fiziksel yasalara bağlı olsa da bunlardan doğal olarak türetilmez ve bu da harici kalibrasyon argümanını güçlendirir. Sezgisel çekiciliğine rağmen hassas ayarı geçerli bir çerçeve olarak gerekliliğini ve ayrıcalığını sorgulayan sağlam eleştiriler ve rekabetçi açıklamalarla karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki çoklu evren hipotezidir. Çoklu evren teorisi her biri farklı fiziksel parametrelere sahip bir evren topluluğunu varsayar. Bu senaryoda evrenimiz yaşama elverişli nadir yapılandırmalardan biridir. Çoklu evrenin varlığı yaşam sağlayan koşulları istatistiksel olarak kaçınılmaz hale getirerek nadir de olsa bir tasarımcıya olan ihtiyacı azaltır. Antropik ilkeden bahsedecek olursak ve bunu bir sonraki bölümde daha detaylı inceleyeceğiz. Antropik ilke gözlemcilerin yalnızca yaşamı destekleyen koşulların geçerli olduğu evrenlerde var olduğunu ileri sürer. Bu nedenle gözlemlenen hassas ayar tasarım kanıtı değil, gözlem için gerekli bir ön koşuldur. İlke doğaüstü bir tasarımcıya başvurmadan hassas ayarı açıklar
ve bunun nedeni bir zorunluluktan ziyade bir seçim etkisi olduğunu öne sürer. Üçüncü alternatif fiziksel zorunluluktur. Bazıları evrenin yasalarının ve parametrenin rastlantısı olmaktan çok gerekli olduğunu savunur. Örneğin sicim teorisi bu değerleri daha derin bir çerçevenin ortaya çıkan özellikleri olarak da savunabilir. Fiziksel zorunluluk hassas ayarın temelini oluşturuyorsa bir tasarımcıyı gereksiz kılarak argümanın açıklayıcı gücünü azaltır. Dördüncü olarak olasılıkların yanlış yorumlanması söz konusu. Eleştirmenler hassas ayar argümanının olasılıksal doğasının yanlış temsil edildiğini savunurlar. Evrenimizin belirli yapılandırılması olası olmasa da diğer tüm yapılandırmalarda olası değildir. Birinin meydana gelmesi tasarımı gerektirmez. Bir piyango kazanının benzetmesi bu eleştiriye örnektir. Belirli bir sonucun olası olmaması dış müdahale anlamına gelmez. Şimdi de gelin felsefi sonuçlarını değerlendirelim. Hassas ayar argümanının savunucuları bunu genellikle bir yaratıcının varlığına dair kanıt olarak çerçeveler ve bilimsel keşfin teolojik bakış açılarıyla uyumluluğunu güçlendirir. Epistemolojik olarak hassas ayar argümanının kabulü veya reddi genellikle metafizik ve naturalizm gibi altta yatan taahhütlere dayanır. Bayesçi akıl yürütmeden değerlendirecek olursak metafizik iddiaları incelemek için olasılıkçı bir çerçeve sunulmuştur ve bu da deneysel bilim ile felsefe arasındaki geleneksel sınırları bulanıklaştırmaktadır. Bu noktada çoklu evren teorisinin ampirik geçerliliğini inceleyecek olursak, çoklu evren hipotezi evrenimizin değişken fiziksel sabitlere ve yasalara sahip geniş bir evren topluluğundan biri olduğunu varsaymaktadır. Bundan daha önce bahsetmiştik. Bu fikir hassas ayar argümanına doğal bir karşı nokta sağlarken ampirik geçerliliği hala zordur. Ancak gözlemsel kozmoloji ve teorik fizikteki gelecekteki gelişmeler bu çerçeveye güvenilirlik kazandırabilir. Kozmik mikrodalga arka planı anomalilerini açıklayacak olursak burada da olası kanıt, çoklu evren teorileri, kabarcık evrenler arasındaki etkileşim üzerinde tespit edilebilir izler bırakabileceğini öngörür. Bunlar sıcaklık anizotropileri, polarizasyon desenleri veya yerelleştirilmiş anomaliler olarak ortaya çıkabilir. Kozmik mikrodalga arka planı incelenmesi anomalilerin çoklu evren etkileşimlerine atfedilmesini zorlaştıran ön plan emisyonları ve kozmik gürültü gibi çok sayıda kafa karıştırıcı faktöre de tabidir. Bu sinyalleri istatistiksel eserlerden ayırt etmek yüksek hassasiyetli araçlar ve sağlam modelleme gerektirmektedir. Kozmik enflasyon sırasında kabarcık çarpışmaları meydana gelirse ortaya çıkan kütle çekim dalgaları da çoklu evren hakkındaki bilgileri kodlayabilir. Bunlar kütle çekim dalgası verilerinde standart dışı dalga biçimleri veya frekansları olarak görülür. Bu tür sinyalleri tespit etmek bu dalgalar son derece sönük olacağından benzeri görülmemiş bir hassasiyet gerektirmektedir. Dahası kökenlerinin astrofiziksel olmaktan ziyade çoklu evren olarak tanımlanması kütle çekim dalgası imzalarını belirli çoklu evren senaryolarına bağlayan teorik modellerde gerektirmektedir. Birçok çoklu evren modeli kuantum dalgalanmalarının sonsuz sayıda kabarcık evren ürettiği sonsuz enflasyondan kaynaklanır. Kozmik mikrodalga arka planındaki belirli Gauss olmayan, Gauss'sal davranış göstermeyen sonsuz enflasyona dair kanıtlar çoklu evren hipotezini dolaylı olarak destekleyecektir. Ancak burada da yine bahsettiğimiz gibi enflasyon teorileri genellikle ölçülebilir nicelikleri tahmin etmek için gereken özgürlükten yoksundur. Ve bu da çoklu evren çıkarımlarını doğrulamayı veya çürütmeyi de zorlaştırır. Problemin çözülmesi açısından fiziğin temel teorilerine de bakmakta da fayda vardır. Burada hassas ayar argümanı fiziksel sabitlerin ve başlangıç koşullarının rastlantısallığına dayanmaktadır. Bu sabitleri daha derin ilkelerin gerekli sonuçları olarak açıklayan bir temel teorimiz olsaydı bu rastlantısallık zayıflatılabilir ve hassas ayar argümanının öncülüğü de zayıflamış olurdu. Sicim teorisi açısından değerlendirecek olursak, sicim teorisi fiziksel sabitlerin ekstra boyutlarının sıkıştırılmasıyla belirlendiği bir çerçeve sunar. Çözümlerin manzarası olarak değerlendirildiğinde
Bazıları yaşama izin veren muazzam çeşitlikte evrenlere de izin verebilir. Sicim teorisi evrenimizin sabitlerinin neden dinamiklerinin belirli sonuçları olduğunu deneysel olarak belirleyebilirse de algılanan rastlantısallık çözülmüş olur. Ve hassas ayar antropik bir seçilim etkisine indirgenir. Ayrıca tam ve eksiksiz bir kuantum yerçekimi teorimiz olsaydı buna aday olarak yine döngü kuantum yerçekimi ve sicim teorisi iyileştirildiğinde bir kuantum yerçekimi teorisine genelleştirilebilirse sabitlerin kuantum uzay zaman dinamiklerinden doğal olarak ortaya çıktığı da savunulabilir. Örneğin kozmolojik sabitin kuantum uzay zamanın vakum yapısından kaynaklandığı gösterilebilir ve bu da onun görünümdeki hassas ayarını ortadan kaldırmış olur. Benzer şekilde diğer parametrelere de bu sistem uygulanabilir. Maksimum entropi ilkesi açısından da bakacak olursak temel teoriler maksimum entropi veya simetri gibi daha derin bir ilkeden fiziksel sabitler türetebilir. Bu evrenin parametrelerinin keyfi olarak seçilmediğini ancak daha derin fiziksel yasaların matematiksel olarak kaçınılmaz sonuçları olduğunu da gösterir. Hassas ayar argümanının değerlendirilmesinde Bayesçi akıl yürütme önemli bir rol oynar. Ancak bu yaklaşım öznel ön bilgilere dayandığı ve metafizik iddialarının doğruluğunu sınırlı bir epistemik bağlamda ele aldığı için dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir. Bu süreç 3 ana başlık altında incelenir. İlki öznel ön bilgilerdir. Bayesçi yöntem hipotezleri değerlendirmeden önce onlara ilişkin ön inançlara dayanır. Bu ön bilgiler metafizik bağlamlarda oldukça öznel olabilir ve kişinin felsefi eğilimleriyle örneğin naturalizm ya da teizm gibi şekillendirilebilir. Bu durum tartışmayı karmaşık hale getirmektedir. Çünkü sonuçlar kullanılan ön bilgilerin seçimine bağlı olarak değişmektedir. Bu sorunu aşmak için farklı felsefi bakış açılarını yansıtan bir dizi ön bilgi kullanılır. Böylece sonuçlar bu ön kabullerden bağımsız hale getirilerek daha sağlam bir analiz yapılır. İkinci olarak kanıtın hipotezleri destekleme derecesi değerlendirilmelidir. Bayesçi akıl yürütme eldeki kanıtların bir hipotezi ne kadar iyi desteklediğini incelemek için kullanılmaktadır. Hassas ayar argümanı bağlamında bu analiz tasarımcı hipotezi altında hassas ayarın gerçekleşme olasılığı ile örneğin bir tasarımcının varlığı durumunda alternatif açıklamalar altındaki olasılıkları örneğin bir tasarımcı yokkenki durumları karşılaştırmayı içerir. Burada deneysel veriler özellikle çoklu evren hipotezi veya temel fiziksel teoriler gibi modellerden elde edilen bilgiler bu olasılık hesaplamalarını iyileştirebilir. Bu sayede spekülatif varsayımlara olan bağımlılık da azaltılmış olur. Üçüncü ve son olarak epistemik sınırlardan bahsetmekte fayda vardır. Metafizik iddialar genellikle deneysel olarak doğrulanması mümkün olmayan unsurları içerir. Örneğin tasarımcı hipotezi bir tasarımcı varlığını öne sürerken çoklu evren hipotezi başka evrenlerin varlığını varsayar. Ancak her iki varsayım da doğrudan deneysel gözlemle doğrulanamamaktadır. Bu epistemik sınırlar kesinlik iddiasını zorlaştırır. Bayesçi akıl yürütme bu tür belirsizliklerle başa çıkmak için olasılık aralıkları gibi yöntemlere başvurabilir. Ayrıca kesin olmayan olasılık teorisi gibi teknikler bu belirsizlikleri modellemek anlamında etkili bir araç sunar. Böylece argümanın mantıksal gücü kesinliği değil, olasılıkları yansıtan bir biçimde değerlendirilmelidir. Sonuç olarak Bayesçi akıl yürütme hassas ayar argümanının sistematik bir şekilde ele alınmasını sağlar. Ancak bu süreçte öznel unsurların etkisini ve epistemik sınırları da dikkatli bir şekilde ele almakta fayda vardır. Yeterli sebep ilkesi gibi felsefi araçlar, kaba şansı öne sürenler yerine açıklayıcı derinlik sunan hipotezleri tercih edebilir. Bu açıklayıcı derinlik sunan hipotezlerde tasarımcı ilkesi ve temel teori veya temel bir fiziksel teoriye dayanabilir. Bu üç araştırma hattı çoklu evren teorilerini doğrulama, temel fiziği keşfetme ve Bayesçi çerçeveleri iyileştirme anlamında faydalı bir akıl yürütme tekniğidir. Hassas ayar argümanı değerlendirmede ileriye doğru da kritik yolları temsil eder. Çoklu evrenin deneysel testleri, birleştirici fizikteki atılımlar ve olasılıkçı akıl yürütmedeki ilerlemeler hassas ayarın tasarım, şans veya zorunlulukla en iyi şekilde açıklanıp açıklanmadığını belirlemede önemli bir rol oynayacaktır.
Bu sorunları ele alarak yalnızca fiziksel teorinin sınırlarını araştırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda kozmos ve kökenleri hakkındaki felsefi anlayışımızı da derinleştiriyoruz. Deneysel bilim ve metafizik akıl yürütmenin etkileşimi tartışmanın bilgi arayışında canlı ve gelişen bir sınır olarak kalmasını sağlar. Asas ayar argümanı evrenimizdeki yaşama izin veren olağanüstü koşullarla başa çıkmak için derin ve düşündürücü bir girişimdir. İkna edici kanıtlar ve mantıksal titizliğe bizleri davet ederken aynı zamanda rekabet eden açıklamalardan ve felsefi eleştirilerden kaynaklanan önemli zorluklarla da karşılaşır. Nihai kabulü veya reddi, deneysel veriler, teorik ilerlemeler ve bireysel metafizik eğilimler arasındaki etkileşime dayanmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın. Bu tarz içerikleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ederim.